Özgürüz'den merhaba, İstanbul'dan yeni bir yayınla karşınızdayız. Yine konumuz Adnan Oktar ve gözaltına alınma süreci. Biliyorsunuz Adnan Hoca olarak biliniyor kamuoyunda ve dün bir operasyon düzenlendi. Kendisi gözaltına alındı. Müritleriyle ilgili de gözaltı kararı vardı. Son aldığımız bilgilere göre 170 kişinin gözaltına alındı. Fakat operasyonların devam ettiği bu sabah saatlerinde de Kandilli'deki bir villaya yapılan operasyonda müritlerinin polise silahla karşılık verdiği ve kurşunları bittikten sonra teslim oldukları bilgisi var. Konuğum İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Eski Şube Müdürü Adil Serdar Seçen. Yayına hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hemen 19 yıl öncesine gideceğiz. 1999 evet. yılına gideceğiz ve sizin Adnan Oktar'a yönelik bir gözaltı ve operasyonunuz vardı. Herkesin aklında şu anda şu soru var. 19 evet. yıl önce neyi gördünüz? Bu operasyonu düzenlediniz. Biraz o günlere gidelim ve operasyonun içeriğini, gerekçelerini öğrenelim sizden. 19 yıl önce bunlar bazı önemli politikacıların çocuklarına musallat olmuşlardı. Onlarla bir kısmını örgütlerine kazandırmaya çalışıyorlardı. Bir kısmıyla da bir otel çıkışında silahlı bir kavgaya girmişlerdi. Ve haklarında bu şekilde bir şikayetle soruşturma başlatıldı. Tabii biz kendi başımıza iş yapmıyoruz sonuçta. Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı'nın talimatı ve bir savcı bey görevlendirmesi üzerine 99'da operasyon başlattık. Bunu epey bir izledik, dinledik, takip ettik ve baktık ki gerçekten ciddi bir suç örgütüyle karşı karşıyayız. Bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün dün yaptığı açıklamadaki askeri casusluk haricindeki tüm suçlamalar da o dönemde yürürlükteydi 99'da. Ve yaklaşık 110 gözaltı yaptık benim hatırladığım kadarıyla. İşte 20-25 tanesi tutuklandı. Bunların içerisinde Adnan Oktar da vardı. Türk yargı sistemindeki açıklıkları, o dönem DGM'lerin kapatılması, özel yetkililerin kurulması falan o süreçler nedeniyle davaları çok uzattılar. Ve 15 yıl uzatılmış zaman aşımından yararlanarak davaları düşürdü ve cezadan bu şekilde kurtuldular o A takımı. Faaliyetlerine devam ettiler. Bu faaliyetlerine devam etmelerinin sebebi şu: onlar güçlü kimse onların yanında yer alırlar. Mesela biz onları gözaltına aldığımızda bugün 28 Şubatçı paşalar olarak alınan generallere kendileri ve aileleri mektuplar yazdılar. Gidip ağladılar. İşte biz Atatürkçü bir grubuz, bizi eziyorlar. Bunu yapanlar dincilerdir falan diye bizi şikayet ettiler. Elimde mektup metinleri de var yani. Yani boş konuşmuyorum. Ondan sonra operasyon işte bitti. O süreç bittikten sonra AKP iktidara geldi ve onun iktidara gelmesiyle birlikte Fethullahçılar ağırlık kazanmaya başladı emniyet örgütüne ve devlette. Tuttular bu sefer Fethullahçı oldular bunlar. Fethullahçı yargıyla birlikte hareket ettiler. Bu soruşturmada çıkacaktır onlar zaten. Fethullahçı polislerle birlikte hareket ettiler. Ergenekon soruşturmalarına bizzat fiilen dahil oldular. Mesela benim aleyhime gelip ifade verdiler mesela. Göya ben onları gözaltına aldığımda ben Ergenekon adına alıyorum sizi falan demişim. Yani başka işim gücüm yok. Böyle şeyler anlattılar ama gelip orada mahkemelerde ve o tanıkların ifadesi alınırken Fethullahçı Ergenekon mahkemesi mesela beni çağırmadı. Tanığa soru sorma hakkımı da elimden aldı, engelledi. Yani bunların böyle bir takım faaliyetleri devam etti. Şimdi de gözaltına alındıktan sonra ben AKP'ye oy verdim falan diyor. Yani yarın AKP iktidardan düşüp bir başka parti geldiğinde de AKP'lilere ağzına geleni söyleyecekler. Böyle bir örgüt. Gücü de buradan alıyorlar. 19 yıl faaliyetlerini sürdürmelerinin sebebi de budur. Güçlü olanın yanında olmalı. Ya güçlü olanın yanında görünüyorlar. Aslında bu adam kendisini Mehdi zannediyor. Dolayısıyla aslında en üstte o ama işte dereyi geçene kadar meselesi yapıyor. Şimdi kamuoyunda da konuşuluyor. Konuşulan bazı iddialar var. Evet. Adnan Oktar'ın elinde arşiv bulunduğu, önemli şahsiyetler ve kurum ve kuruluşlar evet. hakkında dosyalar tuttuğu. Aslında bu dosyalardan dolayı pek çok kişinin sesini çıkartamadığı ve bugüne kadar bu operasyonun bu yüzden bekletildiğini söyleyenler var. Evet. Sizin soruşturma yürüttüğünüz esnada onu gözaltına aldığınız
zamanda var evet. mıydı bu arşivler, bir şey gördünüz mü buna dair? Yani tabii arşivin tamamını ele geçirdik diyemem ama vardı. Tabii şimdi isim açıklayamam. Yani o ne olursa olsun aradan 20 sene de geçse devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Ama o mağdur olan kişileri, aralarında gazeteciler yoğunluktaydı, gazeteciler vardı o dönem. Siyasiler, o dönemin siyasilerinden olanlar vardı. Onları çağırdık. İfadelerine başvurduk. Şikayetçi olup olmadıklarını sorduk. Çekilen kasetler vardı. Onları izlettik. Hazin olan şey şu ki o dönem şikayetçi olanlar daha sonra hepsi şikayetlerini geri çektiler. Bu 19 yıllık süreçte. Bir kısmı iyi ki de olmuş falan dedi yani. Böyle. Sizin hakkınızda da suç duyurusunda bulundular. Tabii bir %300'ün üzerinde. Siz bu operasyonu yaptıktan sonra size bir şekilde aslında hedefe kondunuz. Biraz evet. da aslında sizinle ilgili pek çok kişiyle konuştuğumuz zaman Adnan Oktar'a dokunduğumuzda kariyerimizle oynandı ve sıfırlandık diyorlar. Size dair evet. nasıl girişimleri oldu en azından kariyeriniz açısından? Yani benim kariyerim falan kalmadı tabii. Yani 2003 yılında emniyet teşkilatından 6 defa atıldım. O tarihe kadar hiç cezası olmayan, hep yüzün üzerinde sicil alan bir müdürdüm. O 2003 yılından itibaren 6 defa atıldım. Ben çünkü Fethullahçılara da 15 yıl önce bunlar terör örgütüdür deyip işlem yapan müdürüm. Yani bir, hep böyle yedekli düşmana sahibim. Yani dolayısıyla Adnan Hoca'cılar da bir başka grup daha var ya. O da işte o da biliniyor. Yani dolayısıyla Adnan Hoca'cılar da son değil. Bizim düşmanımız fazla. Eğer devletin görevini layıkıyla yerine getirirseniz düşmanınız çok fazla oluyor. Tabii kariyer falan bırakmadılar. Kariyeri bırakın, canımızı zor kurtardık. Çocuğumuzla beraber öldürmeye kalktılar, cezaevine attılar. Ergenekon'dan 15 sene ceza verdiler. Yani bunlara ben Atatürkçüyüm, Atatürkçülere böyle sızlanmak yakışmaz. O nedenle de şey yapmak istemiyorum yani, çok anlatmak istemiyorum. Ama ben bütün sosyal medya hesaplarımda gülerek bir fotoğraf konulurum. Gülmenin devrimci bir eylem olduğuna inanıyorum. Ben güldüğüm sürece bunlar da bu sonu görecekler yani. Öyle geçecek yani. Peki yine tecrübelerinize evet. dayanarak şunu sormak istiyorum. Bir operasyon yapılıyor şu anda. Evet. Dönüp baktığımızda aslında bazı insanların kaygılandığını görüyoruz. Belki bahsetmiş olduğumuz arşivlerden ya da evet. olduğu iddia edilen arşivlerden dolayı pek çok gazetecinin hesabını, Twitter hesabını kapattığını da görüyoruz. Bununla ilişkili mi bilmiyoruz ama bu yönde de iddialar var. Evet. Sizce bu operasyon sonuna kadar gidecek mi? Gerçekten Adnan Oktar örgüt denirse veya cemaat denirse, tarikat denirse, adı her neyse, gerçekten sonuna kadar bu soruşturma sürecek mi? Yoksa kısa bir süre sonra herkes kaldığı yerden hayatına devam mı edecek? Hayır. Yani bu sefer, geçen sefer de sonuna kadar gitti aslında. Ama dediğim gibi işte hukukun açıklarından faydalandılar. Sanıyorum avukatları da gözaltında. İşte senelerdir bizim karşımıza gelip bizi sorgulayan, onun avukatı sorgulamaya çalışan mahkemeler kullanarak avukatları duruma bakar mısınız? Yani bize onlara operasyon yaptık diye bizi işkenceden şundan buna şikayet ettiler. Senelerce aleyhimize yayın yaptılar. Beraat ettiğimiz halde onunla parantezde söylüyorum. O avukatlar şimdi örgüt mensubu olmaktan gözaltındalar. Yani bir polis müdürünü yıllarca örgüt mensuplarına sorgulatmaya kalktılar mahkeme kanalının huzurunda. Bu aslında sadece bu Türkiye'deki sistemin biraz yanlış işlediğini gösteriyor. Öyle değil mi? Yani hazin bir durum. Üzüntü. Tabii biz bunları biliyoruz ama kamuoyuna televizyonumuz yok. O kadar paramız yok. Çırağında yemek veremiyoruz. Hiçbir gücümüz yok. Ama onlar her Allah'ın günü bize saldırdılar. Siyasi kişilikleri, kimlikleri de kullandılar. Sonuçta bizim bundan operasyon yapmamızda kendimizin bir şeyi yok ki, menfaati yok ki. Biz devlet için yaptık. Oradaki o küçük çocukları, orada eziyet gören insanları kurtarmak için yapmıştık. Biz de yapmadık sonuçta. Devlet yaptı. Ha bize, bana neden bireysel olarak düşmanlar? Bana düşmanlıkları elde edememelerinden kaynaklanıyor. Yani birçok kişi elde ettiler. O dönemin başsavcısını da elde edemediler. Ona da çok saldırdılar, Aykut Cengiz Engin Bey'e. Ahmet Gürses savcım o dönem. O adamcağız hakkında da 500'ün üzerinde suç duyurusunda bulundular. Yani bunlar kamu görevlerini yıldırmak için
devamlı yasaları kullanıyorlar. Güya legal görünüm altında. Mesela şimdi diyorlar ki efendim 100 tane silah var ama hepsi ruhsatlı. Zaten mesele o. Zengin ailelerin, varlıklı ailelerin çocuklarını alıyorlar. Onlar taşıma ruhsatı alma hakkına sahipler. Yani şimdi size söyleyeyim. 3 tane üniversite mezunu yurt dışında iş yeri olan bir kişi niye Türkiye'de silah taşısın ya? Amaç ne? Legal görünümde ama siz oraya gittiğiniz zaman işte polise ateş edebiliyorlar. Yani bu anladınız mı? Mafya bir mafya yöntemi. Ama girdiğiniz zaman silahlar ruhsatlı. Şimdi onun savunmasını yapıyorlar. Size verdiğim belgelerin işte Tarkan Yavaş'ın o dönemlerde bizimle ilgili ne dilekçeler verdi, Ergenekon'a nasıl müdahil olduklarına dair belgeleri verdim. Böyle bir örgüt, tehlikeli bir örgüt. Ben bundan sonra devam edeceğine inanıyorum. En azından ben bireysel olarak müdahil olacağım davalarına. Yani son derece ciddi mağduriyetlerimiz var bizim. O nedenle bu iş sonuna kadar gidecek diye düşünüyorum. 19 yıl önce yapmış olduğunuz operasyondaki gerekçelerle bugünkü gerekçelerin aynı olduğunu söylediniz. Askeri casusluk hali. Evet, ajanlık suçlamasının olmadığını söylediniz. Yani bizim öyle bir tespitimiz yoktu o tarihte. Onu söyleyebilirim. Evet. Aynı yöntemle devam edip 20 yıl boyunca hiçbir şey yapılmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte onu söylüyorum. Bunları Fethullahçılar korudu. Ya bakın Ergenekon dosyasında şimdi çok uzun olur hani detaya girmem ama Ergenekon dosyasında mesela avukat Serdar Öztürk'ün, yine avukat Levent Göktaş'ın bürolarına birkaç gün önce, operasyondan birkaç gün önce bu şu anda gözaltında olan Adnan Oktar'ın müritleri gidiyor ve birkaç gün sonra onların bürolarında CD'ler çıktı. Adamlar o tarihte, bu arkadaşlarımız o tarihte mahkemede bunu bağıra bağıra anlattılar. Yani yeni bir şey değil ki bu. 2008'den 2009'dan bahsediyoruz. Benim şeyimde Savcı Zekeriya Öze metiyeler düzen şeyleri var. Hatta girin yazın, herhalde silememişlerdir. YouTube'da Adnan Oktar'ın işte Fethullah Hoca da Mehdi yardımcısı olsun, ben çok severim falan diye bir sürü beyanları var. Yani ne diyeyim ki, mal ortada, yapacak bir şey yok. Fazla bir şey söylemek istemiyorum. Evet. Peki son olarak hiç karşılaştınız mı, konuştunuz mu Adnan Oktar'la? Ben gözaltına alındığımda konuştum. Kendisi soru sordum. Yani din adamı olup olmadığını, hayır dedi. Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor musun? Hayır dedi. Kardeşim sen nasıl hocasın dedim. Ben hoca değilim dedi. Bu kitaplar da nasıl yazılıyor dedim. Onu arkadaşlarla yazıyoruz dedi. Yani bir tane doğru düzgün şey yoktu ki. Cevabı yoktu ki. O şekilde devam ediyor. Adamın davası din falan, dinle hiç ilgileri yok. Bunlar İslam, bence İslam dininin en büyük düşmanları. Yani, hani her dinin kuralı var. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Yani Vatikan'a gittiğinizde örneğin siz hanım olarak başınızı örtmeden almıyorlar içeriye mesela. Vatikan. İslam dininde de yani bir örtünme prensibi var. Erkek işte affedersiniz şortla, kısa şortla namaz kılamaz. Kadın da bikiniyle kılamaz. Şimdi bir kadına bikiniyle namaz kıldırıp görüntü yayınlıyorlar. Ve ondan sonra der ki bu İslam'da var. Yok efendim, adamın dediğini bizzat tanığım yani, var A9'da. Peygamber Efendimiz kadınlara çok düşkünmüş. Bu da o soydan geliyormuş. Onun için kadınlara düşkün. Böyle abuk subuk İslam'ı rezil edecek şeyler de bulmuyorlardı yani. Bugüne kadar sabretmek de gerçekten hani bilen birisi olarak ızdırap aslında bizim açımızdan. Galiba herkesin sorduğu soru aynı şey, bugüne kadar neden duruldu? Evet işte yani Fethullahçıların himayesine girdiler. Onlar korudular bunlar. Yani bakın Ergenekon'da ben hala şu anda bunlara şantaj krallarına yapmakla yargılanıyorum ben. İki defa beraat ettim, bozdurdular, geldiler. Onlar da şimdi onun hesabı da görülecek ayrı. Yani bu adamlar şeyde dinleme yapıyorlar Ergenekon'la ilgili. Adnan Hoca ile ilgili bir arkadaşımla konuşmamı özellikle metne koyuyor. Hiç alakası yok örgütle. Koyanlar kim? Fethullah'ın polisleri. Bunlara yol veriyorlar, delil veriyorlar göğe. İki kişi arasında bir konuşma. Yani. Ve bunda dayanarak yıllar, 10 senedir yargılanıyorum. Ne diyeyim yani? Ve bakın şöyle söyleyeyim. Burada görüyorsunuz ben İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde kamu yönetimi doktoruyum. Şurada da görüyorsunuz, hukuk mezunuyum ve avukatım, değil mi? Gördünüz değil mi? Şimdi ben bir dilekçe yazarken şu benim hakkım mı? Avukat, doktor yazabilir miyim? Yazarım. Bunu yazdım diye suç duyurusunda bulundular ya hakkımla. Sen mahkemeye yetkiliyorsun diye. Bir de onun için gittim 3 defa ifade verdim bilmem ne. Yani böyle işi gücü bıraktık. Yıllardır bunların davalarıyla uğraşıyoruz. Ama bu davaya da müdahil olacağınızı... Olacağım kesinlikle, tabii ki, tabii. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben vermiş olduğunuz bilgiler için çok çok teşekkürler. Rica ederim.
Oldu mu? Biz izleyicileri İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Eski Şube Müdürü ile Adnan Oktar'a yönelik gerçekleşen operasyonu konuştuk. Abi Serdar Saçan 19 yıl önce Adnan Oktar'a yönelik bir operasyon yapmış ve gözaltına almıştı. Bugün belirtilen suçlarda uluslararası ajanlık dışında o gün şu anda iddianamada yer alan yöneltilen suçların hepsi mevcuttu diyor kendisi. Detaylandırdı bizler için. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Başka bir yayında görüşmek üzere.